Mesrur Barzani, mevcut kabine oluşturulduğunda iki başlı idareye son verme ve hükümet kararlarını tüm Kürdistan bölgesinde uygulama kararı aldıklarını ancak bazı yerlerde hükümete engeller oluşturulduğunu ifade etti. Kürdistan bölgesindeki gündeme dair sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Barzani, kabine olarak göreve başladıklarında halkın ve ülkenin yüksek çıkarları için çalışmak, Kürdistan bölgesinin anayasal statüsünü korumak için Kürdistan parlamentosu ve halk önünde yemin ettiklerini hatırlattı. Kürdistan bölgesinin hiçbir yerinde parti veya şahıs kararlarının hükümetin çalışma programının uygulanmasına engel olmaması gerektiğini vurgulayan Barzani, Kürdistan bölgesinin tamamına eşit bakıyor ve tüm illerde ve bağımsız idarelere bağlı bölgelerdeki tüm vatandaşlarına karşı kendimizi sorumlu görüyoruz. Ancak ne yazık ki Kürdistan bölgesi hükümetine engeller çıkarıldı ve bu da vatandaşlarımızın yaşamlarına zarar verdi, dedi. Yaklaşık 2 yıldır Süleymaniye, Garmiyan, Halepçe ve Raper'indeki bankalarda gelir toplamada sorunlar yaşandığını, bu sorunu araştırmak için Maliye ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir heyet oluşturulduklarını belirten Barzani, ancak sorunun özü, bazı kişi ve tarafların kendi çıkarları için, vatandaşların zararı karşılığında gelir toplama sürecinde kurumlara müdahale etmeleridir, ifadesini kullandı. Şeffaflık, hükümetin sadece kendisine tahsis edilen kısmı değil, gelir toplama sürecinin tamamını izlemesidir. Bu kabinenin başında bölgenin gelirlerini yeniden düzenlemeye çalıştık ve bunda da büyük ölçüde başarılı olduk, diyen Barzani, kabinenin temel ortaklarından biri olan Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne bağlı kurum ve kuruluşlar bir süredir güya Süleymaniye bölgesine abluka uygulandığını söylüyor. Kürdistan bölgesinin mali durumunu bilen tüm uzmanlar, Bağdat'tan gelen petrol gelirlerinin ve arada bir ulaşan bütçe payının eşit olarak dağıtıldığını biliyor. Tavır konusu olan Kürdistan bölgesinin petrol dışı gelirleri olmuştur ki bunun çoğu sınır kapılarından elde edilen gelirdir. Fakat maalesef Süleymaniye, Garmiyan, Halepçe ve Raper'inde bunun düzenlenmesine izin verilmemiştir. Bu nedenle bu bölgelerde oluşan durumdan KYB liderliği sorumludur, dedi. Vatandaşların çıkarları parti çıkarlarının önüne geçtiğinde sorunların çözümünün kolay olacağını kaydeden Başbakan, sorunları çözmek için etkin bir plan ve programımız var ve güzel adımlar attık fakat ne yazık ki planlarımızı tamamen uygulamamızın önüne engeller konuldu ve Herkarcaf'ın öldürülmesi de süreci tamamen sekteye uğrattı, diye belirtti. Sınır kapılarına müşterek kuvvet gönderilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı var ancak KYB bunu engelledi ve bunun yapılması durumunda iç savaş çıkacağı tehdidinde bulundu, diyen Barzani, Kürdistan bölgesi ve Peşmerge'nin terörle mücadele simgesi olduğunu kaydetti. Bölgedeki durum, sorunlarımızı çözmemizi ve güçlü bir şekilde ilerlememizi gerektiriyor, diyen Barzani yapılması gerekenleri 5 madde halinde sıraladı. Herkarcaf cinayeti ile ilgili sanıkların mahkemeye teslim edilmesini, ardından ilgili kurumlardan oluşan ortak bir komisyon oluşturularak soruşturma açılması. HYB'nin harcamaların merkezileştirilmesi, talebine karşılık özellikle sınır noktaları olmak üzere tüm iç gelirlerin toplama sürecinin merkezi denetim altına alınması. Bu amaçla, kaçakçılığın ve sınır gelirlerine erişimin önlenmesi için Maliye, İçişleri ve Peşmerge Bakanlıkları arasında koordinasyon sağlanması ve bu amaçla ortak güç oluşturulması. Reform süreci ve peşmerge güçlerinin yeniden birleşmesi önündeki engellerin kaldırılması. Peşmerge güçlerinin parti ve bireysel gündemlerden uzak, Kürdistan bölgesinin anayasal statüsünü savunan ve tehditleri ortadan kaldıran güçlü bir ulusal güç haline getirilmesi. Kürdistan parlamentosunun bir an önce toplanarak Yüksek Seçim Komisyonu'nun yeniden faaliyete geçmesi, seçimlerin yapılması ve gerekli adımların atılabilmesi için bir an önce seçimin tüm gerekliliklerinin yerine getirilmesi. Hükümet içerisindeki partiler muhalif rolü oynamamalı, bakanlıklar hükümetin programını uygulamalı, siyasi sorunlar hükümetin işini aksatmamalı ve bunlar hükümet dışında çözülmeli. Mesrur Barzani, koalisyon güçlerinin Irak ve Suriye Genel Komutanı General Metul McFarlane ile bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.
Başbakan terör ile mücadele ve reform konularında peşmerge güçlerine verilen desteği sürdürmesinden ötürü koalisyon güçlerine teşekkür etti. Başbakan Mesrur Barzani bugün koalisyon güçlerinin Irak ve Suriye Genel Komutanı General Metul McFarlane başkanlığındaki, aralarında Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks'in de yer aldığı askeri diplomatik heyeti kabul etti. Görüşmeye ilişkin Başbakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak ve bölgedeki son gelişmeler, koalisyonun peşmerge güçlerine terör ve IŞİD tehdidine karşı mücadelede verdiği desteği sürdürmesi ve sınır güvenliğinin sağlamasının önemi gibi konuların ele alındığını vurguladı. Koalisyon komutanı General Metul McFarlane ise, terörle mücadelede özellikle geçtiğimiz yıl peşmerge ile Irak ordusu arasındaki işbirliği ve güvenlik koordinasyonunda kaydedilen ilerlemeye atıfta bulunarak, bu koordinasyonun 140. madde kapsamındaki bölgelerde güvenlik boşluğunun doldurulmasındaki önemine dikkat çekti. Başbakan Mesrur Barzani, Amerika Birleşik Devletleri ile koalisyon güçlerinin peşmerge güçlerine terör ile mücadelede ve bakanlık düzeyindeki reformlara verdikleri desteği sürdürmelerinden ötürü teşekkür etti. Görüşmenin geri kalan kısmında Kürdistan Bölgesi Başbakanının Bağdat temasları, Irak Başbakanı ile görüşmeleri, Irak ve peşmerge güçleri arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin önemi gibi konular gündeme gelen konular arasında yer aldı. Görüşme sonrası General McFarlane Başbakan Mesrur Barzani'ye Martin Luther King'in fotoğraf ve sözlerinin yer aldığı bir albümü takdim etti. Mesrur Barzani İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu'na katılıyor. Davos kasabasında her yıl gerçekleşen Dünya Ekonomi Forumu enerji krizi gölgesinde gerçekleşiyor. 16 Ocak'ta başlayan ve 20 Ocak'a kadar sürecek olan zirveye Irak ve Kürdistan bölgesinden üst düzey yetkililer katılıyor. Zirveye Kürdistan bölgesinden Başbakan Mesrur Barzani katılırken, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve Maliye Bakanı Tevfik Sami Irak heyetini oluşturuyor. 130 ülkeden 50'si devlet ve hükümet başkanı olmak üzere 2700'den fazla katılımcının katışacağı zirvede, iklim değişikliği, enflasyon, gıda güvenliği, açlık, terör ve Rusya-Ukrayna savaşı, enerji, iş gücü gibi birçok konu düzenlenen oturumlar ve konferanslarda ele alınacak. Bu yıl 53.sü düzenlenecek olan zirvede, dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların üstesinden gelmek için çözümlere ve kamu-özel işbirliğine odaklanılacak. Davos Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yılki teması, bölünmüş bir dünyada uyum. Dünya Ekonomi Forumu Başkanı Klaus Schwab yaptığı açıklamada, dünyanın bölünmesinin ana nedenlerinden biri koordinasyon eksikliğidir. Bu toplumdaki bölünmeyi artırıyor, dedi. Zirve sırasında protestanların düzenlenmesi beklenirken, İsviçre zirvenin güvenliği için polise ek olarak 5000 asker görevlendirdi. Davos kasabasına geçen kara ve demir yolları sıkı şekilde denetlenecek. Davos zirvesi nedir? 1970 yılında başlayan Dünya Ekonomik Forumu, bu yıl 50. yıl dönümünü kutluyor. Organizasyonun vizyonu, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek olarak özetleniyor. Her yıl, İsviçre'nin kayak merkezlerinden birisi olan Davos kasabasında düzenlenen forumda, dünya liderleri, uluslararası şirketlerin yöneticileri, akademisyenler ve yardım kuruluşlarının temsilcileri bir araya geliyor, iklim krizinden gelir adaletsizliğine dünyanın sorunlarına çözümler arıyor. Davos Zirvesi olarak da adlandırılan bu organizasyon, aynı zamanda birçok isim için kapalı kapılar ardında toplantılar yapma fırsatı da sunuyor. İş anlaşmaları görüşülüyor, ülke liderleri gündemlerindeki konuları ele alıyor.